polemik konusu oldu. Bir yer satışı yazdık. Bu yer satmaktaki amacımız, belediyeler sıkıntıya düştüğü zaman yerlerini satabilirler. Daha yakında Zonguldak'a yer sattılar. Zonguldak'ta yer sattılar. Ses seda yok. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospik, kamyon garajı 4 red oyu veren meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İlçe Başkanı ve bazı yöneticileriyle yaşadığı olayları anlattı. Adaylığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nce kendisinin kırmızı kalemle çizdirildiğine yönelik söylemleri duyduğunu, bununla ilgili de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bizzat sorduğunu anlatan Başkan Pospik, polemik konusu olduğu bir yer satışı. Yer satmaktaki amacımız belediyeler sıkıntıya düştüğü zaman yerlerini satabilirler. Daha yeni Zonguldak'ta yer sattılar, ses seda yok. Biz yer satmaya kalktık, belediye meclis üyelerinden de bazıları AK Partililerle birlikte ortak oy kullandılar. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli'de ittifak yaptı. Genel Başkan da bana kızıyor, bunu nasıl yaparlar diye dedi. Yer satmaya kalktık, belediye meclis üyelerinden de bazıları AK Partililerle beraber ortak oy kullandılar. Yani AK Parti ile CHP Ereğli'de ittifak yaptı. Genel Başkan da bana kızıyor, durmadan telefon ediyor, bunlar nasıl yapar, ben ne bileyim efendim dedi. Adaylığına yönelik konuşan Pospik, Cumhuriyet Halk Partililerle bir sorunum yok. Cumhuriyet Halk Partili yönetimi ve onun çevresindeki yandaşlarıyla bir sorun var. Beni aday yapmak istemiyorlar, bunu da açık açık söylüyorlar. Genel merkeze kırmızı çizgiyi 7 aday olamaz diyorlar. İşin garibi de ben genel merkezle, Kılıçdaroğlu'yla 2 defa aradı, Ahmet Akın 8-10 defa aradı, disiplin kurulu her gün arıyor. Kılıçdaroğlu beni aradı. Halil, bir şey duydum, ne oldu Ereğli'de dedi. Dedim efendim, Ereğli'de Cumhuriyet Halk Partili 4 üye AK Parti ile kutsal ittifak dedi ki. Ne demek kutsal ittifak? Ben öyle söylüyorum, aleyhimize oy kullanıldı. AK Parti'yi zafere götürdü dedim. Olur mu öyle şey? Senin kaç tane meclisin var? Diğerlerinin ne kadar üyesi var? Nasıl oluyor dedi. Onlar gitsinler dedi. Ben gitsin deyince gitmezler. Sıkıntınız, problemleriniz olduğu için sizi aramadık. Ben tüm evrakları gönderdim. Netice bekliyorum dedim. Ereğli'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk tarihi vakadır. Olmaması lazım dedik. Peşinden de bunların amacı bu değil. Amaçları Halil Pospik'i belediye başkanı yaptırmak istemiyorlar. 4 kişinin evraklarını gönderiyoruz. Mutlaka ihraç olacaklar dedi. CHP'lilerle Cumhuriyet Halk Partililerle bir sorunum yok ama Cumhuriyet Halk Parti yönetimi ve onun çevresindeki yandaşlarıyla bir sorun var. Beni aday yapmak istemiyorlar. Bunu da açık açık söylüyorlar. Genel merkezde diyorlar, kırmızı çizgiyi 7 aday olamaz diyorlar. Falanca aday olacak, fişmanca aday olacak diyorlar. Ama işin garibi de ben genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu 2 defa aradı son zamanlarda. Ahmet Akın 8 defa 10 defa aradı. Disiplin Kurulu Başkanı her gün arıyor. Yani onun anlamı genel merkez. Kılıçdaroğlu beni aradı. Dedi ki, Halil bir şey duydum, Ereğli'de ne oldu? Dedim efendim, Ereğli'de maalesef Cumhuriyet Halk Partili 4 üye AK Parti ile kutsal ittifak. Ne demek dedi kutsal ittifak? Yani ben böyle söylüyorum, ittifak yaptı ve bizim aleyhimize oy kullandı, AK Parti'yi zafere götürdü dedi. Nasıl olur böyle şey dedi. Senin kaç tane meclisin var, üyen var? Şu kadar dedim. Onların şu kadar. Nasıl oluyor bu iş dedi. Onlar gitsinler. Efendim ben gitsinler deyince gitmezler. Ben siz çok büyük sıkıntılarda olduğunuz için, problemleriniz olduğu için sizi aramadım. Ahmet Akın'a bütün evrakları gönderdim. İlçe başkanına, il başkanına evrakların hepsini gönderdim. Ve netice bekliyorum dedim. Bu Ereğli'de yapılan tarihinde CHP'nin ilk bir vakadır. Böyle bir şey olmaması lazım dedik. Dedi olur mu böyle bir şey dedi, nasıl olur dedi, işte bir sürü hikayeler peşinden de dedim efendim bunların amaçları bu değil. Amaçları Halil Pospik'i belediye başkanı yaptırmak istemiyorlar. Bir takım gruplarla anlaşmış. Yönetim için söylüyorum, bunu Cumhuriyet Halk Partililerle değil dedim. Beni işte genel merkezde siz çizdiniz. Kimi çizmişim ben? Beni çizmişsiniz öyle diyorlar dedim. Biraz sinirlendi, bir takım laflar söyledi Özal. Dedim efendim Eril'de
belediye başkanlığını kaybetmek istiyorlar. Çünkü haddimi aşmayayım ama Karadeniz herhalde belediye başkanlığını CHP üyeleri yan yana da getirirse alamaz. Ancak ben sempati oylarıyla biliyorum onu dedi, şeyleri izliyorum, anketleri izliyorum dedi. Genel başkanla böyle konuşuyoruz, genel başkan beni çizdi diyorlar. Mesela bu son 4 kişinin şeyi için uğraşıyoruz, evrakları gönderiyoruz. Mutlaka ihraç olacaklar. Demokrasi varsa, demokratik bir ortam varsa İl Disiplin Kurulu şeyi gönderdi. Ankara'ya gitmesini istedi. Olumsuz karar verdi. Yani olumsuz değil. Bir vaka yoktur dedi. Şimdi Ankara'ya gitti. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'yla sürekli görüşüyoruz. Diğer YDH üyeleriyle görüşüyoruz. Ahmet Akın her gün beni arıyor zaten. Eğer demokrasi varsa, eğer CHP demokrat bir parti ise, demokrasi varsa bu arkadaşlar kesin ihraçla gönderilecekler. Yoksa partide huzur kalmaz, bu partiye demokrasi var diye hiç kimse de inanmaz.